Merhaba arkadaşlar, ben Doktor Öğretim Üyesi Oğuz Ayar. Bu hafta Temel Veteriner Parasitoloji dersimizde parazitlerin tanı yöntemlerini sizlerle beraber işleyeceğiz. E, dersimizin e, konu başlıkları: Parasitoloji laboratuvarlarında dikkat edilmesi gereken konular, parazit parazitlerin canlı hayvanlarda tanı yöntemleri, parazitlerin ölü hayvanlarda can, e, tanı yöntemlerini ele alacağız. Bildiğiniz gibi sevgili arkadaşlar tüm e, laboratuvar uygulamalarında aslında temel laboratuvar e, kuralları, temel laboratuvarda dikkat edilmesi gereken konu başlıkları daha önceki derslerimizde ve diğer derslerimizde, ilgili derslerde de ele alındı. <laughs> Biz burada yine de bir kez daha üstünden geçmek e, durumundayız. Zira tüm e, laboratuvar çalışmalarında e, önlük e, laboratuvar çalışmalarının en önemli dikkat edilmesi gereken konularından biri. E, gerek laboratuvarda sabahtan akşama kadar çalışın. Gerekse herhangi bir numuneyi e, etüden almak için ya da ne bileyim e, bir kısa bir muayene kontrol için dahi olsa laboratuvarda çalıştığımız müddetçe önlüklerimizi kesinlikle ve kesinlikle giymek zorundayız. Çünkü e, bu önlük konusu değerli arkadaşlar iki konudan çok önemlidir. Bir, çalıştığınız laboratuvarın e, olası paraziter hastalıklarını, eğer bu bir parazit laboratu laboratuvarıysa ya da bir mikrobiyoloji laboratuvarıysa oradaki e, mikrobiyal e, patojenlerin vücudunu, elbisenize veya işte diğer kıyafetlerinize bulaşmasını önlemek en önemli Konulardan bir tanesidir. Diğer bir konu ise laboratuvarın kendi güvenliği için. Laboratuvarın kendi içinde bir paraziter ya da mikrobiyal ya da bir kendine ait bir olmaması gerekir ama bir enfektif bir durumu söz konusudur. Oraya yeni bir ajanı getirmek, yeni bir kirletici, yeni bir patojeni getirme riskini de el önlük yiyerekten önlersiniz. Yani kıyafetinizle veyahut ayakkabılarınızla vesaire, kıyafet, diğer giysilerinizle. Bunu bunun da önüne geçersiniz. Bu kesinlikle ve kesinlikle birinci hayati önemdeki konudur. İkincisi, e, ayakkabılarınız. Yani laboratuvarda çalışırken kesinlikle laboratuvarda kullanacağınız bir ayakkabının olması e, en önemli konulardan bir tanesidir. Çünkü dış ortamla en sık, en fazla, en yoğun Temas eden kıyafetimiz bizim ayakkabımız, giysimiz ayakkabımız. Dolayısıyla laboratuvarda ayakkabılar gerçekten dışarıdan içeriye ya da içeriden dışarıya e, herhangi bir paraziter ya da mikrobiyal bir ajanın e, bir e, e, enfektif bir maddenin, kimyasının her neyse canlının giriş çıkışının e, önünde önemli bir bariyerdir. Bir diğer husus yani çalışmanın yapıldığı sıralara geçecek olursak, o zamana geçecek olursak değerli arkadaşlar. Orada da e, kesinlikle ve kesinlikle gözlüğe, kesinlikle ve kesinlikle maskemize ağız maskemize, ağız burun maskemize ve kesinlikle ve kesinlikle eldivenimize dikkat edeceğiz. Bunlar bizim ne iş yapıyor olursak olalım, muhakkak ve muhakkak e, giyinmemiz gereken, dikkat etmemiz gereken, kullanmamız gereken unsurlar. Birincisi bunlar. Yani kıyafet dediğimizde önlüğün, terleğin ya da ayakkabının, özel ayakkabılar da olabilir bu. Burada gördüğünüz gibi. E, eldivenin, maskenin ve gözlüğün kesinlikle ve kesinlikle takılması gerekiyor. Çünkü e, bunların bir kısmı laboratuvarın e, çalışma ortamını koruma adına laboratuvardan dışarıya herhangi bir enfektif maddenin, kimyasal maddenin bulaşmaması, çıkmaması adına hem toplum sağlığı açısından önemli laboratuvar şeyi kontrolü, temizliği açısından da önemli. Zira şu anda içinde bulunduğumuz pandemi Covid-19 isimli bir koronavirüsün sebep olduğu bir pandemi. Bu pandeminin de yaygın inancı kaynak olarak kökeni o andaki bir laboratuvardan dışarıya çıkmış olması. Yani nasıl çıkacak? Bir insan etkeniyle çıkacak. Bu saydığım temel argümanlara dikkat etmeyen, hijyen standartlarına, e, dezenfeksiyon standartlarına, e, dikkat edilmeyen bir laboratuvarın ihmalinden şu anda bütün dünya zarar alıyor. Dolayısıyla, e, bakınız sizin için ya ben patoloji laboratuvarındayım, özür dilerim parazitoloji laboratuvarındayım. Ne kadar zararlı olabilir aileme, çevreme, şehrime, ülkeme veya dünyaya diye düşünmeyiniz. Oradaki bir tane laboratuvar elemanının, araştırımcının ihmali ya da orada görev yapan bir temizlikçinin ya da ne bileyim evrak memurunun ihlali, ihmali bütün dünyayı bir yılı aşkın süredir mahvetti. Her açıdan zapturapt altına aldı ve çok kötü bir yıkımlara, çok kötü sonuçlara hatta hatta hayati ölümlerle sonuçlanan durumlara sürükledi. Bu yüzden gerek kendi sağlığınız için gerek toplum sağlığı için bunlara kesinlikle dikkat etmeniz lazım değerli arkadaşlar. Gerçekten de bu korunma bireysel anlamda uygun kıyafetlerle e, kendimizi koruma ve kollama konusu bir defa yüzlerce binlerce çalışmalarla başa gelen kazalarla tecrübe edilmiş konular. Yani siz bugün laboratuvara dünyada ilk defa giren bir insan değilsiniz ki. Belki sizin için laboratuvar deneyimi hayatınızın ilk defası olabilir. Yani birinci kez, ilk kez bir laboratuvarda çalışıyor, bir laboratuvara giriyor olabilirsiniz. Ama e, bu laboratuvarda milyarlarca kez, milyonlarca kez işlem yapmış, başlarına değişik kazalar gelmiş, bunları tecrübe etmiş, bu tecrübelerin birikimiyle elde edilmiş bazı güvenlik önlemleri ve buna dair işlemler var. Bu tecrübeyi bir daha kısa hayatımıza tecrübe etmeye gerek yok. Bu alınan tedbirlerin hayatımızda uygulanmasını, pratiğe dökmesini yapmak kadar akıllıca ve mantıklıca sağduyulu bir işlem, bir iş olamaz. Biz bunu e, hatta bir sağduyu meselesi olarak da bir inisiyatife bırakmayarak bir laboratuvarın kanun ve kuralı olarak ortaya koymamız lazım. Zaten birçok laboratuvarda kesinlikle ve kesinlikle hiçbir idareci, oradaki veya çalışan sizin orada eldivensiz, maskesiz, gözlüksüz, hele hele önlüksüz bulunmanıza hiçbir şekilde rıza göstermez. Sizi hemen uyarır ve gerekli önlemleri alma konusunda sizi yönlendirir. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, bu kesinlikle ve kesinlikle önemli bir konudur. Temel e, laboratuvar güvenlik konuları, kendi ve laboratuvar ve çevre konularında. Bir diğer bir diğer önemli konu, bu laboratuvarda dikkat edilmesi gereken konularda, e, laboratuvarda çalışılacak malzemenin yani örneklemenin toplanması konusu. Burada değerli arkadaşlar, e, bir defa biz ee, laboratuvarda dışarıdan getirdiğimiz bir konuyu e, araştırma yaptığımız özel bir alan laboratuvar. Dolayısıyla bizim dışarıdan getirdiğimiz konunun, malzemenin, e, vakanın her neyse çok dikkatli bir şekilde taşınması gerekiyor. Bunun için bir defa örneklemelerin genelinde ne, ne, ne alırsanız alın, ister bir kan dokusu alın, ister bir doku parçası alın e, ister bir dışkı parçası, idrar parçası, kan örneği ne alırsanız alın. Bir defa bir örnekleme e, metodolojisi oluşturmanız lazım. Yani örneği kim aldı, ne zaman aldı, e, hangi tekniklerle aldı, nereden aldı, aldığı örneğin şey ne, muhtevatı, işte kan mı, ne bileyim işte dokumu, e, doku mu, kıl mı, e, döküntü mü, e, alınan örneğin alın, alındığı canlının türü, cinsiyeti, yaşım, e, o anki kondisyon durumu, işte yani yaşıyor ya da ölüyor oluşu, değil mi? Yani bu olmuş olması, bu gibi parametreler söz konusu. Hatta e, bunun için e, FAO yani e, Food and Agriculture Organization yani gıda ve tarım Organizasyonu, Dünya Bankasının bu konuda evrensel bir standart yayınlamıştır. Yani örnek alma standart bilgi yani formu. Örnek formu. Bu form e, tüm bilim dünyasında kabul edilen bir formdur. E, dolayısıyla oradaki örnekleme metoduna göre örneğin e, alındığı konudaki raporlaması yapılacak. Bu kesin ve kesin. Yani bunu bir şekilde e, almak zorundasınız. Değerli arkadaşlar. Çünkü onlarca yüzlerce binlerce Örnekle çalışılan laboratuvarlarda o örneğin ne olduğuna dair bir dosyalama yapılmak zorunda ve o dosyalamanın, o arşivlemenin detaylarının verilmesi gerekiyor. Bu çok önemli bir konu. Yoksa bizim ne yaptığımız anlaşılmaz. Yani bulduğumuz sonuç hangi hayvana ait olduğunu bilmezsek biz nasıl tedavi, nasıl teşhis, nasıl uygulama yapacağız? Dolayısıyla bu çok çok önemli, çok çok hayati bir konudur. Ee, şeyden bahsettik yani bu, bu metotlar bu yani yapılacak işlerdeki metotlar bunlar da tecrübe edilmiş metotlar bunların da belli bir standardı belli bir e, kalifikasyonları e, var buna da, bu standartların altında kesinlikle iş yapamazsınız yani siz hayvanın örneğin hayvansak e, cinsiyetini türünü yaşını alındığı yeri işte varsa bir sahibini ya bu gibi temel bilgileri tarihini falan koymazsanız değerli arkadaşlar bu bu hiç kabul edilebilir bir örnek değildir bu Örneğin çalışılabilir bilimsel olarak veya araştırma konusu olarak ele alınması mümkün değildir bu örnekleme konusunda bir defa ki kanalmada ya da canlı hayvanlardan ya da ölmüş hayvanlardan otopsi için örnek toplarken kesinlikle ve kesinlikle bu örnek toplayan kişinin kendini olası enfeksiyonlardan, olası e, risklerden, değil mi? Mesela hayvandan kan almaya çalışıyorsun, kuyruktan, attan, atın çiftesiyle, çifte tekmesiyle e, hayati bir e, durumla karşı karşıya gelebilirsin. Ya da yabani bir hayvandan ısırıkla bir enfeksiyona veya bir e, mikrobiyal başka bir hastalığa muhatap olabilirsin. Dolayısıyla e, birinci önceliklerden ilki, e, ilk sıralarında yine bu örnek alan kişinin kendini en, olası enfeksiyonlara karşı koruması ve örneğin kontamine olacak şekilde kendinden kaynaklı durumlardan da bozulmasına şey yapmak e, ön, örnek vermek yani şey önem vermek. Yani biz örneğin biz kan alıyorsak canlı bir hayvandan iğnemizi e, elimize ne bileyim işte elbisemize veya dışarıdaki başka bir ortama bulaştırmadan e, hayvanın damar yoluna girmemiz lazım. Yani ya da ee, olabildiğince mesela bir kıl örneği alacağız. Ee, olabildiğince dış ortamlarda ma maruz e, dış ortamlardaki enfeksiyon eee mikrobiyal enfek enfektif şeylerden organizmalardan e, arındırarak ya da oradaki etkiyi sıfıra düşürerekten almak gerekiyor. Yani örneğin bir kıl örneği alacaksak kıl örneği alacağımız yeri bir alkolle, eterle onun gibi benzeri şeylerle orayı bir temizleyip yakın bölgesine bir dezenfekt yani temizlememiz lazım ki aldığımız örneğe herhangi bir enfeksiyon bulaşmasın. Kesinlikle maske takmamız lazım çünkü bir e, durum varsa hastalığımız varsa hayvana bulaşmasın hayvandan da bize bulaşmasın. E, aynı şekilde birlikte çalıştığınız insanların da bu e, hassasiyetlerine özen göstermeniz lazım. Parastroji laboratuvarında çalışılan e, çalışanlar için tehlike oluşturabilecek parasiter etkenlerin bulaşmasını hem kendimize hem diğer çalışma arkadaşlarımıza. Parazit yumurtası, kis veya larvaların ağız yoluyla bulaşma riski için kesinlikle ve kesinlikle maske takmamız gerektiğini zaten vurguladık. Buna da dikkat etmemiz lazım. O deriden girmemesi için genelde e, Kol ağızları veya ayak ağızları, yakaları genelde kapalı, lastikli böyle e, özel tulumlar veya önlükler e, giyilmeli. E, herhangi bir vücut açıklığı olabildiğince az bırakılıp deriden girme riskinin, larva parazitlerin, e, larvalarının e, önüne geçilmeli. Parazitler olmayan enfeksiyon mikroorganizmaların bulaşması da mesela dışkı, kan, idrar gibi örnekler aracılığıyla enfekte olma riskini de minimize etmemiz gerekiyor değerli arkadaşlar. Laboratuvarda çalışırken dikkat edilmesi gereken daima önlüklü, gözlüklü, maskeli ve eldivenli olmalıyız. Bu bir kere şart. biz eğer laboratuvarda çalışmıyorsak dinlenme ofisine ya da işte o belli aralıklarla çay saatlerinde çalışmanın hem yapılan çalışmaların ufak bir mini toplantısının yapıldığı, eee akıbetlerinin konuşulduğu ve yol haritasının çizildiği o çalışma ofislerinde belki e, bunlar olmayabilir ama laboratuvar alanında kesinlikle ve kesinlikle gözlük, maske, eldiven takılacak. Zaten e, e, önlük şeyde çay saatinde ofise geçseniz de laboratuvar içindeki ofise üzerinizde olacak. Diğerlerine önem çok önem vereceksiniz ki e, olası bir e, hem çalışmanızı etkileyecek hem de sizin sağlığınızı etkileyecek bir duruma Durumla karşı karşıya kalmamak için laboratuvarın hiçbir yerinde özel o çay alanı dışındaki veya ofis alanı dışındaki özel yerler dışındaki hiçbir yerinde yemek ve e, içecek bir şey kesinlikle ve kesinlikle tüketilemez. Bu dünyanın her yerindeki laboratuvarların temel e, yasaklarından bir tanesidir. Açık yaralarınız varsa işte kesilmiş bir parmak ucunuz ya da bir uçuk dudağınızda ya da gözünüzde bir şey, bunlara dikkat edeceksiniz. Bunları kapatmaya çalışacaksınız. Ya böyle özel gözünüzde bir uçuk varsa, şey varsa, arpacık gibi falan böyle bir viral bir durum söz konusuysa orayı böyle dalgıç gözlükleri gibi özel korumalı gözlüklerle parmağınızda veya vesaire vücutunuzun başka yerlerinde bir yara varsa orayı böyle gazlı bezlerle veya yara bantlarıyla kapataraktan e, çalışma ortamına girip çalışmalarınızı sürdürmeniz lazım. Ve böyle riski ihtimaliniz yüksekse olabildiğince hızlı bir şekilde çalışmanızı yapıp e, fazla oyalanmadan laboratuvardan uzaklaşmanızı tavsiye ederim. Bu da benim şahsi e, tecrübelerimden size aktardıklarım. E, bir defa e, mesela şudur. Yani çalışacağınız bench'te o masada, çalışacağınız laboratuvar benchinde kendi alanınızı önce bir dezenfekte edersiniz. Bu her zaman için böyledir. Yani önce bir eterle e, dökersiniz, orayı bir silersiniz. Daha sonra alkolle temizledikten sonra orayı e, muhtemelen bir bek alevi dediğimiz orada bir ateş yakarsınız. Yani genelde mikrobiyer e, mikrobiyoloji ve genetik laboratuvarlarında böyledir. O çalışmanızın her anında ortamın yakın yerindeki o havadaki olası ee, uçuşan a, a, ajanları e, enfektif e, gözde görünmeyen mikroorganizmaları öldürmeye yarar yarattığı ısıyla yaydığı ısıyla. E, dolayısıyla e, elinize alacağınız işte ne bileyim çift olsun pipetleriniz olsun veya işte pensleriniz ve diğer aletleriniz kesinlikle ve kesinlikle bir defa alkolle dezenfekte edilecek değerli arkadaşlar öyle başlayacaksınız hazırlığınızı yaptıktan sonra. Peki işiniz bittikten sonra ne yapacaksınız? E, önce aletlerinizi dezenfekteleyeceksiniz bir sonraki çalışmaya kullanılabilir hale bırakaraktan. Daha sonra çalışma ortamınızı sileceksiniz. Bir sonraki arkadaşınız veya bir sonraki sizin çalışmanızı hazır bırakmak için. E, bu şekilde çalışmanızı sonlandıracaksınız. Tabii çalıştığınız eldivenleri falan da ilgili atık kutusuna ataraktan elinizi tekrar yıkayıp yeni eldivenlerinizi giyeceksiniz yanıcı ve parlayıcı maddeleri ateşlerden o bek alevinden masada duran o sizin çalışma alanınızın hijyenini sağlayan o alevden uzak tutacaksınız veya başka alevlerden çünkü çok tehlikeli durumlar söz konusu olabilir asit suyu birbiriyle karıştırmayacaksınız yani onlar çünkü bir patlamaya neden olabilir uçucu kimyasalların ağzını açık bırakmayacaksınız hem nefes solumanıza veya işte vücut boşluklarınızdan göz kulak burun vesaire yaralarınızdan girerek sizin vücutunuzu tahrip edebilir. Ee, yaralanmalara, zehirlenmelere, bayılmalara sebep olabilir. Bunlara çok dikkat edeceksiniz. Ee, kesinlikle böyle plaj terliği gibi kaygan terliklerle falan filan laboratuvarda bulunmayacaksınız. Ucu kapalı ya da mümkünse tam kapalı ee, ayakkabılar veya e, e, bu tarz özel terliklerle çalışacaksınız. Laboratuvarda çalışırken Asitli malzemelere dikkat edeceksiniz. Yani asitli sulu veya sulu solüsyonlarla kesinlikle bir araya getirmeyeceksiniz dedik. Çalışma alanı her zaman temiz tutulacak. Belli sıklık, belli aralıklarla laboratuvarın şeyi, zemini hipo gibi böyle ağır temizleyicilerle sürekli silinip temizleniyor arkadaşlar. Yoğun çalışılan laboratuvarlarda mesela sabah öğlen, öğlen akşam, akşam gece olarak 3 periyot düşünebilirsek her periyotta en az 3 defa minimum 2 defa bu zemin temizliği yapılmak zorunda. Bunu ya sizin ya oradaki görevlinin yapmasına özen göstereceksiniz, dikkat edeceksiniz. Bu çok çok önemlidir. Otoklav etkin kullanılacak. Yani az evvel bir çalışma yaptık örneğin. Orada kullandığımız malzemeleri yıkadıktan sonra otoklanması üzere otoklava yerleşeceğiz. Otoklavda biliyorsunuz 20-21 santigrat derecede 1,5-2 atmosfer basınç altında bir dezenfeksiyon gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla biz ancak yani katli bir dezenfeksiyonu artık hiçbir üzerinde ne organik bir malzeme ne de mikrobiyal veya işte enf enfektif başka bir malzeme canlı kalıyor bu şekilde. E, keskin maddeler özel atık kutularına atılacak. Biyolojik atıklar, biyolojik atık kutularına patolojik atıklar, patolojik atık kutularına atılacak. Bunların e, toplanması ve bertaraf işlemleri çok çok farklı biliyorsunuz. E, eldiven, maske bunlar da biyolojik ve tıbbi atık e, kapsamında. Bunlar da e, normal bir çöp kutusuna e, atılmayacak arkadaşlar. Buna da çok dikkat edeceksiniz. Parazitlerin canlı hayvanlarda tanı yöntemleri değerli arkadaşlar. Burada parazitler ve parazitler hastalıkların tanısı için biz genel olarak parazitin kendisini, parazitin işte değişik metamorfik formlarını yani yumurta, larva, nif, okist, şerit parçası falan gibi bir şeyini tespit etmeye çalışıyoruz. Bu tespiti iki alanda götürüyoruz. Bir canlı hayvan üzerindeki tanı ve teşhis. Yani bir de ölmüş hayvandaki tanı ve teşhis. Yani biz ona otopsi diyoruz biliyorsunuz. Canlı hayvanlarda tanı değerli arkadaşlar. E, canlı hayvanlardaki mevcut parazitlerin varlığı parazitin kendisini aramakla oluyor bu tanı işlemleri. E, gelişme döneminin herhangi bir formunu görülmesi veya onun e, araştırılması üzerine oluyor. Parazide ait antijenin saptanması. Yani her parazitin bir antijen oluşturma Durumu söz konusu yani ya bunu taşıdığı siillerle ya ortamı saldığı kimyasal maddelerle ya da farklı reseptörler ile bu antijenik durumu söz konusu oluyor. Bunların saptanması gerekiyor. Bunların saptanmasında da bazı serolojik testler var ileride biraz göreceğiz. Bir de konan kendisine musallat olmuş kendisine parazit olmuş hayvanın o, hayvana karşı, karşı oluşturduğu otomatik bu savunma e, sistemi yani antikorlarının saptanmasıyla da canlı hayvanlarda bu durum belirleniyor. Yani bu da aslında negatif bir yaklaşım oluyor. Yani bir hayvanın kendisini arıyoruz, bir de hayvanın hani ulaşamayacaksak çünkü metabolizma vücut çok büyük, bir sürü sistemler var, kas, sindirim sinir değil mi? Bir sürü hepsini nasıl arayıp bulacağız? Ki aradığımız ve bulmaya çalıştığımız parazit mikrobiyal bir durumsa, e, protozoansa bir, e, bunu bulmak bazen zor olabilir. O zaman biz bunu negatif yönden de bulabiliriz. Nasıl buluruz? O hayvanın e, antikor seviyesine bakarız. Ha deriz, bunda bir enfeksiyon var. Yani bunda şu anda bir parazit var. Bu adam buna yanıt bu canlı buna yanıt oluşturmuş deriz. Örneğin fotoğrafta görünüyor bir bağırsaktaki şeritin veya bir derideki kenenin şeyini teşhisini tanısını yapmaya çalışıyorlar. <laughs> Canlı hayvanlara parazit tanı metotları da Dışkıdan muay dışkı muayenesiyle, kan muayenesiyle, idrar muayenesiyle, deri muayenesiyle, balgam ve burun akıntısı muayenesiyle yapılması mümkün. Ee, Birçok Birçok hayvanın e bu muayene yöntemleriyle e parasiter tanı yöntemleri yapılıyor. Dışkı muayenesinde sevgili arkadaşlar e bir defa dışkının alınması da dikkat edilmesi gereken bir husus var. Dışkı biliyorsunuz e anüsten e alınan, anüsten çıkan bir e, biyolojik atık Dolayısıyla e, anüs dışarıyla çok e, muhatap olan bir bölge başka durumlar e, durumlarda olabilir hayvanın içinin içindekini arıyorsak Biz hayvanın dış yüzeyinde veya dış ortamdaki yüzeyine yapışmış Aslında kendisiyle alakalı olmayan bir parasiti de tespit edebiliriz Bu yüzden öyle e, almaya çalışacağız yani olabildiğince dışkının e, e, temiz alınmasına yani, ve taze olmasına dikkat edeceğiz laboratuvara götürürken. Ee, eğer rektumdan, rektumdan alma ihtimalimiz yoksa yani hayvanın bu defa yere dökülmüş dışkının dış ortamını yani bir e, meyvenin kabuğunu soyar gibi dış, dış kabuğunu ayırıp içindeki herhangi dış ortamla buluşmamış dışkıdan örnek almaya dikkat edeceğiz. Dışkının laboratuvara getirilmesinde sevgili arkadaşlar yaklaşık 5-10 gram 20 gram, 30 gram duruma göre e, alınabilir. Artı 4 santigrat derecede saklayarak da laboratuvara götüreceğiz. Laboratuvarda da çalışmaya hemen başlayacaksak hemen başlayabiliriz. Değilse onu farklı zamanlarda kullanacaksak farklı sıcaklık, ısı değerlerinde onu saklamamız gerekiyor. Eksi 20 kısa metrajda böyle bir hafta 10 gün, 20 günlük belki bir aylık sürede e, çalışılabilecek durumlarda eksi 20'ye koyacağız. Yoksa eksi 50, eksi 70 hatta eksi 80 e, yani daha uzun süre bir 6 ay, 1 yıl veya daha fazla ise bekleme süresi örneğin o tarz saklama yerlerinde saklayacağız. E, bunun için daha uzun sürede tutacaksak yine soğuk yerlerde koruyucu maddeler ilave etmek zorundayız. Bu da çok önemli. Mesela kan alırken ne yapıyoruz? Dışkı için değil de kan için konuşacaksak kanın pıhtılaşmasını önleyen yani o liziz olmasını önleyen işte pıhtılaşmayı önleyen içinde malzemeler var ya da o lizizini önleyen malzemeler olan kimyasallar olan kan tüplerini alaraktan kanı getirip saklamak koşullarında tutuyoruz. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Örnekleme bilgisi slaytın başında dersimizin başında anlatmıştım. Çok çok önemli değerli arkadaşlar. Burada da Dışkı muayene yöntemleri makroskopik, mikroskopik, serolojik ve moleküler biyoloji ile moleküler biyolojik muayene yöntemleriyle olması mümkün. Makroskopik muayene zaten adı üzerinden anlaşılacağı gibi biz gözle muayene edip parasitin kendisini ya da bir parçasını gözle görünür bir metamorfik yapısını da bulmaya çalışırız. Mikroskopik de ise burada artık mikroskopik şeyler söz konusu. Uygulamalar söz konusu. Burada da zenginleştirilme yöntemiyle eee flotasyon, sedimentasyon, teleman, e, Berman, Wel, e, veltes, vajda yöntemi gibi değişik yöntemler var. Yani flotasyon yöntemi aslında sevgili arkadaşlar, yoğunluğu çok yüksek suda yani aşırı tuzlu suda e, biz o dışkıyı karıştıraraktan aslında onun içindeki yumurtaların vesaire öz kütlesi düşük olan yani böyle çökelme ihtimali olan yapılarının, nifin, larvanın suyun yüzeyinde toplanmasını sağlarız. Yani çok yüksek e, çözünürlüklü su kullanarak da. E, yoğunluğu yüksek. Genelde tuzlu su. Bu yüzey yüzeydeki örnekle, örneklemeyi toplayıp mikroskobik altında inceleriz. E, daha sonra mesela teleman yönteminde de şey pardon sedimentasyon yönteminde de zaten anlaşıldığı gibi çöktürme işlemi vardır. Bunda da kesinlikle tuzlu su değil distile su kullanırız. Yani saf su kullanmaya çalışırız ki olabildiğince düşük yoğunluklu bir su olsun ve çökelme gerçekleştirsin. Hatta biz bu çökelme işlemine katkı olsun diye 1500 rpm'de 1500-2000 rpm'de böyle 3 dakika falan çöktürme yapıp oradan çökelmenin kendisini bizzat üstteki o pelet kısmını dökerekten, sıvı kısmını dökerekten alttaki kısmı bir daha seyreltip, bir daha çöklerme yapıp, daha saf bir çökelme elde edip, daha yoğun bir e, bulunması ihtimali yüksek paraziter e, şeylere, objelere e, rastlama umut ederiz. E, telemen yönteminde ise sevgili arkadaşlar burada aslında etobur e, canlıların e, dışkılarında kullanılan bir yöntem. Eter veya yüksek orandaki bir yani asitli bir durumla dışkının içindeki yağı eritmeye hedef eden bir yöntemdir aslında bu. Önce orayı bir şey yapılır, yağlar eritildikten sonra genelde bu nitroklorik asit de olabilir ya da alkol eter gibi alkoller de olabilir. Burada bu şey karışım yapıldıktan sonra o kimyasal dışkının her yerine ulaşıp o reaksiyonu gösterip tüm yağları eritmesi beklenir. Daha sonra bu bir santifrüje konularaktan 3 dakikada 1502 bin RPM e, dönüş hızıyla e, santifrüjleme yapılıp o e, örnek numune tübünde 3 katman görünür. burada en üst katmanında e, bir sıvı işte alkol gibi falan malzemelerin, asit gibi malzemelerin olması. Ortasında yağın işte çökeldiğini en dipte de bizim çalışmak istediğimiz e, parazitlerin e, tabakası onu e, ulaşmış olur bu şekilde daha iyi bir e, yöntemle bu muayenemizi bu tanı işlemimizi devam ettiririz e, Berman Wellsel yöntemi veya işte e, McMaster yöntemi bunlarda da değerli arkadaşlar amaç yani bir e, nemototların e, tespitinde özel yine bu mantıkla, bu yöntemlerle, bu tekniklerle, buna benzeyen tekniklerle e, özel arama, e, muayene etme metotları ama temelde hepsinin mikroskopik olarak daha karmaşık değil de daha sade bir görüntü elde etmeye yönelik işlemler. Çünkü biz bir dışkıyı hafif bir suda sulandırıp lam ve lamen üstüne koyduğumuzda o kadar çok fazla mikrobiyal şeyle veya o kadar fazla objeyle karşılaştırırız ki biz onların çoğunu görmek istemeyiz. Yani dışkı artıklarını, besin artıklarını, bakteri artıkları yani fungal artıklar bunların bir defa elimin edilmesi gerekiyor ki biz orada yumurtasının, nimf formunun veya bakterinin bir parça formunun görülmesi amaçlanıyor. Dolayısıyla mikroskopik muayenede zaten makroskopik muayenede göremediğimiz Küçük yapı taşlarını görmeyi umuyoruz. E, serolojik ve moleküler biyolojik şeyde yöntem değil. Zaten moleküler biyolojik yöntem bu işin artık zirvesidir arkadaşlar. Hangi örneği alırsanız alın. İsterseniz kan, isterseniz idrar, isterseniz e, doku, dışkı hiç fark etmez. Biz oradaki e, bakterimize veya özür dilerim parazitimize ulaştığımız zaman istediğiniz formu olabilir. Bu hiç önemli değil. Form olabilir, larva olabilir, yumurta olabilir. Herhangi bir parçası olabilir. Biz o dokudan DNA izolasyonunu veya genetik materyali neyse işte RNA izolasyonunu yaparaktan bir virüsse biz onun direkt kimliklendirmesini yani yapıyoruz. Yani ona biliyorsunuz identifikasyon, identification denilen İngilizce kimliklendirmesini yapıyoruz yani. Kesin neredeyse teşhisini yapmış oluyor biliyoruz moleküler yöntemle. Serolojik yöntemde ise sevgili arkadaşlar iki yani burada biz ee, canlının oluşturduğu antijenleri saplayabiliriz. Yani o bir kimyasal, biyokimyasal bir malzeme salıyor e, konağın vücutuna. Ya da konak ona karşı bir savunma oluşturuyor, bir antikor oluşturuyor. Biz bu antikorları ya da antijenleri tespit edecek yöntemlerle de dışkı muayenesinin serolojik, e, muayenesini, dışkıda dışkı e, parazit e, muayenesinin serolojik yöntemini pek tabi yapabiliriz. Kandaki muayeneler ise değerli arkadaşlar iki şekilde yapılıyor. Kanda yaşayan parazitlerin etkenlerinin e, yani kendilerini görmek pardon. Bir de o, kanda biliyorsunuz kan bizim için bir canlının e, kara kutusu yani. Biyokimyasal kara kutusu. Biz orada antikorları ve antijenleri çok rahat görebiliriz. Bir de bunun saptanması var. Bakınız burada mikroskop altında bu değişik boyamalarla işte şeyler, paraziter durumlar karşımıza çıkabiliyor. Ya da mikroskop altında biz pardon bu metoda ilişkin olarak bunu söyleyebiliriz. Ya da dediğimiz gibi serolojik yöntemlerle kandaki antikor ve antijen seviyelerine bakabiliriz değerli arkadaşlar. İdrar muayenesi amaç böbrek ve idrar yollarıyla bunlarla ilişkili olan organlarda yaşayan parazitlerin tanı ve teşhisi. Burada da yapılan yöntemler yine e, yani gözle görmek belki idrarda biraz zor hatta güç ama yani mikroskopik yöntemlerle ya da moleküler veya serolojik yöntemlerle bunları tespit edebiliriz. Keza Balgam ve burun akıntısında da ana felsefe ve mantık budur. Yani oradaki akıntıda mümkünse gözle görebiliyorsak gözle, göremiyorsak mikroskobik yöntemlerle, göremiyorsak genetik yöntemler, şey serolojik yöntemlerle daha da göremiyorsak moleküler yöntemlerle o parazitin tanısını yapmak mümkündür. Deride de yani eğer bir kanatlıysa, değil mi? Veya bir şeyse e, ne bileyim bitpire gibi e, kene gibi uyuz etkenleri gibi bir canlıysa onu görebiliriz. Gözle muayene edebiliriz. Ama daha farklı bir lezyonların içindeyse ya da işte mikroskobikse onları da daha farklı şekilde görmemiz mümkün. Ölü hayvanlarda tanı yöntemine gelince de sevgili arkadaşlar burada da e, nihayetinde ölü hayvanın tümü aslında bir e, numune pozisyonunda bize. Dolayısıyla biz o numunede e, dikkat etmemiz gereken konular var. Yani o numuneyi aslında biz belli alanlardan yaklaşaraktan anlamaya çalışacağız. Onun tümü bizim için bir vaka. O vakanın solunum sistemi, sindirim sistemi, karaciğer, safra kanalları ve diğer e, kesisi bir dolaşım, kan, kas, böbrek, ne bileyim işte sinir sistemi, baş ve göz, e, du, e, ekstremiteleri. Bunların hepsi bizim için birer şüphe odağı. Şüphe e, noktası. Bunlardaki olası durumların aydınlatılması gerekiyor. Bunun için de sevgili arkadaşlar anatomik bilgiler önemlidir. Klinik anatomik bilgiler önemlidir. Hatta ve hatta fizyoloji de önemlidir. E, bilmek de önemlidir. Çünkü bir otopsi yapmak sadece e, belli doku örneklerini almak değil. Aynı zamanda onların normal ve patolojik hallerini bilmekle de e, size büyük bir e, Teşhis ve tanı isabet gücü verir. Çünkü mesela e, sindirim sisteminde biliyorsunuz ağız, ağızdan başlayıp anüse kadar e, giden vücudun en büyük e, iç boşluğudur sindirim sistemi. Dolayısıyla içinde bir sürü e, yardımcı organların, bir sürü bölmelerin ayrı segmentlerin olduğu bir bölüm. Ağız, yutak, nef yemek borusu, mide, 12 parmak bağırsağı, ince bağırsak, kalın bağırsak değil mi? Hatta ruminantlarda 4 bölmeli mide. Dolayısıyla biz burada yani tüm canlının içinde sindirime bakarken bile sindirimi de kendi içinde bölmemiz lazım. Özellikle böyle durumlardaki otopsilerde bu bölümlerin birbirleriyle ilişkisini hemen kesmek gerekiyor. Yani gırtlak, yemek borusu, mide, 12 parmak, ince bağırsak, kalın bağırsak, anüs falan bunları tak 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 hemen ayrı ayrı ayırıp belli segmentlere bunların her birine ayrı ayrı yaklaşmamız gerekiyor. Ruminantlarda da hatta şirdan bölümünü ayrı bir şekilde tutup diğerlerinden bulaştırmamaya mümkünse hatta o dört bölgeyi birbiriyle ilişkilendirmeden e, muhafaza edip e, muayenelerini ayrı ayrı yapmakta fayda var değerli arkadaşlar. Balgam ve burun akıntısı e, burun muayenesinde de e, burada da amaç nedir? Bir solunum sistemi daha doğrusu e, na yöneliyoruz. E, pardon, pardon arkadaşlar. Pardon, şuradan devam ediyoruz. Karaciğer, safra kanalları ve safra kesesinde de bir defa karaciğerin normal çalışır fonksiyonunu bir bilmek gerekiyor. Yani onun rengini, yapısını, değil mi? Şimdi bazı karaciğerler görüyorsunuz yani hayvan çok yağlandığı için karaciğeri yağlı, onun işte yağlanmasından dolayı fonksiyon zayıflığı falan böyle bir fizyolojik bozukluğu olabilir. Bir de mesela işte kalaci, karaciğer kelebekleri, fasyol hepatik durumları ya da onun farklı parasitik durumlarda kendinin üzerinde lezyonlar veya işte dokuda çökmeler, renk değişiklikleri bunlar önce bir gözle teşhis etmemiz gerekir. Daha sonra örneğin onu alı, onları alıp gözle yapılan muayenenin dışında mesela karaciğer için şunu söyleyebiliriz. Yaklaşık 37 santigrat derecede, 39 santigrat derecede sıcak bir suda böyle birer santimetre küp doğranmış olarak bırakıldığında o suya 1 buçuk 2 saat sonra içindeki parazitler yumurtaların su yüzüne çıktığı çıkacağı ve oradan sizin tanı ve teşhisinize devam etme durumunuz söz konusudur değerli arkadaşlar. Bunun dışında işte dış bakı, karaciğer üzerindeki gözle görülen renk değişimleri, yapı değişimleri veya işte histolojik Çöküntüler, deformasyonlar, safra kanalının kalınlaşması, kist varlığı, süt beyazı lekeler gibi değişiklikler, nekrotik kısımlar, böyle dokusal ölmüş kısımlar veya abseler olup olmadığı incelenir ve daha sonra bir sonraki tetkike geçilir. Solunum sisteminde de aynısıdır yani. Hemen hemen biz akciğerin genel bir organ yapısına bakarız. İşte lekeleri var mı, herhangi bir abse durumu, nekrotik bir durum söz konusu mu? Renk değişikliği var mı falan. Daha sonra ya da işte ne bileyim böyle lezyonlar falan gibi kabarmalar. Bunun son sonunda işte nefes borusu ve trekelere falan bakılır eğer varsa orada bir helmintler yönünden bir enfeksiyon. Onlar teşhis etmeye çalışılır. Burada da aynı karaciğerde yapılan işlemler gibi yine birer santimetre küp e, büyüklüğe bölünüp genelde o büyük böyle e, üç boyutlu organlarda e, bu işlemler e, her zaman e, rutin yani birbirine benzer. Ilık e, suda veya işte farklı şeyle uygulamalarda tuzlu suda e, 37 ama 39-40 santigrat derecelerde birer santimetre küp kesilerekten o dokulardaki dokuların içindeki parazitlerin sıvıya çıkıp teşhisi yapılmak için böyle bir yöntem kullanılır. Dolaşım sisteminde de değerli arkadaşlar kalp, kalp kasının kalp odacıkları ve damarlar, damarların içi bu, bu tarz incelemeye e, muhataptır. Bu tarz incelemeler yapılır. Dolayısıyla değerli arkadaşlar Orada da makroskopik incelemeler ve mikroskopik incelemeler yapılır. Baş ve e, gözde e, burada beyin özellikle e, yani yani sindirim sistemi e, olası bir e, paraziter durumla hayvanın ölümü söz konusuysa olabildiğince hasarsız bir şekilde kafatası açılıp beynin zedelenmeden alınıp incelenmesi lazım. Çünkü siz beyne ulaşırken kafatasıyla Kırarken veya keserken zarar verip orada e, bir deformasyona ve e, e, ne derler delil karatma durumu söz konusu olabilir. E, tüm bunlar değerli arkadaşlar işte, işte göz ne bileyim işte kulak ya da işte beyin dokusu bu şekilde özenle e, veya üst solunum yolları dediğimiz burun içi, ağız, e, trake, larynx falan oralar dikkatli bir şekilde incelenir makroskopik şeyler, tetkikler bu şekilde yapılır. Genelde de burada %70'lik alkol ile de bu başta bulunan otopsilerde veya %5 %10'luk formal kimyasallarla yani bunlar fiksatif. Bunun deformasyonunu, bozulmasını durduran kimyasallar. Yani biz hani bir şeyi buzdolabına niye koyuyoruz? Bir herhangi bir bozulma olmasın diye. Bu kimyasallar da Kimyasal olarak bir bozulmasını önlemek için yapılan uygulamalardır. Yoğun yüksek alkoller %70'lik bazen %99'luk alkoller de kullanıldı olabiliyor. Bu şekilde de ölü hayvanlardan değerli arkadaşlar ee, parasiter hastalıkların, parasiter e, varlıkların, e, enfektif durumların tanısı, teşhisi yapılabiliyor. Bu dersimizde sizlerle laboratuvarda çalışırken dikkat edilmesi gereken hususları, laboratuvar kurallarının... Ee, neler olduğunu ve ne kadar hayati öneme sahip olduğunu, parasitlerin canlı ve ölü hayvanlarda nasıl tanı ve teşhisini yapıldığını detaylı bir şekilde gördük. Bir sonraki dersimizde yeniden görüşmek üzere. Hepinize iyi günler arkadaşlar. Hoşçakalın.